Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Beyra ile beraber köy mantısı yapıyoruz. Ustamız henüz 10 yaşında olmasına rağmen engin tecrübeleriyle kendisi adeta 100 yaşındaki bir koca çınar gibi engin, bilgin tecrübelere sahiptir. Evet Beyra Hanım, şimdi ne yapıyoruz? Dikkatimi dağıtacağız. Açıyoruz. Evet Beyra Hanım. Hamuru nasıl açıyorsunuz? Hakan abi, engelli olduğunu belli etme, dışarıyı yansıtma. Sen şimdi merdaneyi görüyor musun? Evet, gördüğünüz gibi hamurumuzu beyne un at diyor. Un at! Ya, un at şunu! Evet, böyle açtıktan sonra hamurları bu şekilde yayıyoruz, kurutuyoruz. Daha sonra akşam bunları keseceğiz üçgen. Ama içi boş yapıyoruz biz. Bolu mengen usulü bu. İçi boş, yalancı mantı. Evet, kamera arkasından ben gördüğünüz gibi telkinlerde bulunuyorum. Un at, aferin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kuzenim, en sevdiğim kuzenim bu arada, kimse duymasın. Canım kuzenim, sosyal mesafe olduğu için şu an öpemiyorum. Onun yerine şöyle seveyim uzaktan. Evet, şuradan da manzara göstereyim arkadaşlar. Gerçi buradan pek manzara görünmüyor da, en azından etrafımı göstereyim. Gördüğünüz gibi şurası mezarlığımız. Bu Beyra'nın arabası. Benim araba gözükmüyor. Şurası eskiden okuldu. Babamlar orada okudu. Biz İstanbul'da okuduğumuz için Türkçemiz daha böyle. Neyse, saçmalama. Böyle işte seriyoruz. Daha sonra kuruyunca akşam şu şekilde. İnşallah onu da göstereyim tabii. Şöyle kesiyoruz. Çapraz derken üçgen oluyor. Sonra onu kaynar suya atıyoruz. 5 dakika doluyor zaten, ince olduğu için. Sonra ver yoğurdu abi. Ver sarımsağı. Ver üstüne yağını, sosunu. Beyra bu gidişle bunu 20 saatte anca açacak. Burada bir tipsiz daha var. Evet arkadaşlar, asıl ustamız geldi. Beyza Hanım. Beyza Hanım bugün nasıllar acaba? Hadi yarışma yapıyoruz. En hızlı hamur açana 5 lira. Ya geçen sene sen 4 liraya bir filmde oynadın. Evet, o filmin linkini de şuraya bir yere bırakıyorum arkadaşlar. Beyra'nın başrol oynadığı filme bakın. Ne, kimi oynamıştık? Kırmızı şortlu kız. Unat. Ya Hakan abi. Sen sanki hamur açtın da hayatımda. Hey yavrum, ben elimde çeviririm lan bunu böyle. Ama bozma. Ya Hakan abi, benim. Evet sayın seyirciler. Bırak Beyra yapsın bakalım. Hakan abi. Ben üçgen oldu. Orijinali budur hamurun arkadaşlar. Evet, mantı yapımına şöyle kısa bir tur da ekleyeyim. Dolaşacağım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, doğa şu an burada öyle bir hafif güzel bir esinti var ki ya, anlatamam ya. Hava acayip sıcak gerçekten. Şu an kapalı gibi görünüyor ama yakıcı bir sıcak var böyle. Nem fazla herhalde, bilemiyorum. Ama motosiklette şöyle bir tur attığımı inanın kendime geliyorum. Evet, şimdi karavanın olduğu yere gidiyorum. Orayı da size göstereyim şöyle. Ben burada istop ediyorum. Herhalde bütün bayırlarda istop ederim zaten. Boşa benzin yakmayayım diye. Hem ses kirliliği. Böyle bisiklet gibi, gördüğünüz gibi gidiyoruz. Bir önceki ekmek yapma videosunda da göstermiştim. Buraları temizliğini yaptık. Etrafta çer çöp kalmadı pek. Burası da benim mekanım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yufkalar kurduktan sonra bu şekilde ikiye böldük. Sonra dörde bölüyoruz. Sonra küp küp. Üçgen üçgen nasıl yapıyorduk? Bitmiş hali bu. Bu şekilde üçgen üçgen yapıyoruz. Üzerine çalıyoruz yoğurdu, sarımsağı, yağı. Afiyetle yiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde üçgen üçgen kesiyoruz. Ve mantımız hazır. Biraz topak yap ya. Yok mantıda. Alın size mantıyı. Topak geçtim daha. Topak. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde mantıları kurutuyoruz. Daha sonra makarnalar her gibi 5-10 dakika tercihinize göre haşlıyorsunuz. Soğuttuktan sonra bisküvi yoğurdu yaptık. Artık siz nasıl yaparsanız yoğurdunuza karıştırıyorsunuz. Şu an hazırlanıyor. İftara az kaldı.